Savunma Hattı programından bir kez daha merhabalar. Yeni sezonla karşınızdayız. Ben İsmail Umut Arabacı. Bu sezonda TV.net ekranlarında savunma hattında hem savunma sanayi ürünlerini ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Hem de bir değişiklik yaparak Türkiye'nin özel birliklerini ekranlarınıza taşımaya başlayacağız. Şu anda Gölbaşı'ndayız. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en önemli birimlerinden biri Polis Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesindeyiz. Bu bölümde sizlere polis özel harekatı anlatacağız. Polis özel harekat nasıl görev yapıyor? Polis özel harekat personeli nasıl yetiştiriliyor? Polis özel harekat nasıl olunur? İşte tüm bu soruların cevaplarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, az önce de söyledim. Polis Özel Harekat Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en elit birliklerinden biri. Cidden çok ciddi eğitimler alıyorlar ve her türlü operasyonda da görev yapıyorlar. Şu anda da başkanlığın alanındayız. Burası Polis Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesi. Burası gazi bir alan aslında. Polis Özel Harekat Başkanlığı biliyorsunuz 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişinde çok ciddi bir saldırıya uğradı. Ve bu alan tam hemen Harun sizlere göstersin. Uçaklarla vuruldu ve tam 44 şehidimiz vardı bu noktada. Hocam pöh mü pöh mü? Hocam daha pöh. A9 helikopter hareketi, helikopter aç, motor çalıştırırsa vuracağım. Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun, nizamiye bölgelerinde. Fethullahçı teröristlerin vurduğu nokta işte burası, 44 şehidimiz var demiştim. İşte o alandayız. Burada bir anıt oluşturuldu. Bu da aslında özel harekattan ne kadar güçlü olduğunu ve karşılaşabilecekleri en büyük risklerden biri olduğunu gördüğü için teröristler ilk önce burayı vurdular. Evet, bu noktada bir kez daha gazi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Şimdi savunma hattında özel harekat başkanlığını ekranlarınıza getirmeye başlayacağız. Şimdi Cengiz müdürümüzle buluşacağız ve ondan özel harekatla ilgili genel bilgileri alacağız. Nasıl polis özel harekat olunur, bunu ondan öğreneceğiz. Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadelede en etkin birimlerden biri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı savunma hattında, az önce de söylediğimiz gibi, bu hafta Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı ekranlarınıza getireceğiz. Nasıl görev yapıyorlar, hangi şartlarda yetiştiriliyorlar, polis özel harekat ne demek? Tüm detaylarıyla, aldıkları eğitimlerle ekranlarınıza taşıyacağız. Şu anda da müdürümüz var yanımızda. Evet müdürüm, Türkiye'nin terörle mücadelesinde en etkin birimlerden biri. Türkiye'nin her yerinde görev yapıyorlar. Arazide, şehir içinde, narkotik
organize operasyonlarında. Kısaca polis özel harekatı bize anlatabilir misiniz? Evet, öncelikle yerleşkemize, bu gazi yerleşkemize hoş geldiniz. Özel harekat birimi 1982 yılında terörle mücadele etmek amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur. İlk göreve başlama anı 1982 yılıdır. Daha sonra 1993 yılında Özel Harekat Daire Başkanlığı, daha sonra 2017 yılında Özel Harekat Başkanlığı olarak teşkilatlandırılmıştır. Şu an Özel Harekat Başkanlığımızın Gölbaşı yerleşkesinde bulunmaktayız. Burada Özel Harekat Başkanlığı'nda toplam 14 şube müdürlüğü, merkeze bağlı şube müdürlüğümüz, ayrıca merkeze bağlı taşra teşkilatımız, özel harekat müdürlüklerimiz, bunlar toplamda 8 tanedir. Ve taşra teşkilatımız toplamda Türkiye genelinde 53 ilde bulunmaktadır. Özel harekat başkanlığımız bünyesinde lojistik şubelerimiz, eğitim şubelerimiz, operasyon şubelerimiz bulunmaktadır. Şimdi tüm Türkiye'de gerçekten dediğimiz gibi tüm önemli operasyonlarda en önde hep sizleri görüyoruz. Evet. Artık sınır dışı harekatlarda da sizleri görüyoruz. Şimdi Türkiye'deki gençlerin de son araştırmalara baktığımızda en çok edinmek istediği mesleklerden biri polis özel harekat olmak. Polis özel harekat nasıl olunur sorusunu soralım size. Polis özel harekat olması için arkadaşların öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olmaları gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polis ve amir adaylardan gönüllülük esasına göre her sene başvuru şartlarını yayınlayarak bu başvuru şartlarına uyan personeli özel harekat başkanlığımıza davet ediyoruz. Burada fiziki testler, ayrıca mülakat testleri yapılmak suretiyle bu testleri başarıyla geçen personelimizi Çankırı'da bulunan polis eğitim merkezimizde temel özel harekat eğitimi kursuna alıyoruz. Tabii bu kursu tamamladıktan sonra bitmiyor eğitimler. Yıllar süren bir süreç galiba herhalde de polis özel harekatlar bu yüzden çok başarılılar. Tabii ki temel özel harekat eğitimimiz toplamda 23 hafta sürmekte. Daha sonrasında personelimiz kursu bitirdikten sonra da değişik hizmet içi kurslarımız devam etmekte. Özel harekattan ayrılana kadar personelimiz kendini geliştirmektedir. Yani emekli olana kadar eğitimler hiç bitmiyor galiba. Eğitim hiçbir zaman bitmez. Eğitimde ter dökmeyen her zaman savaşta kan döker. Bu prensiple her zaman eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Evet, şimdi müdürümüzün de dediği gibi Gölbaşı yerleşkesindeyiz. Burası gazi bir başkanlık diyelim. Çünkü 15 Temmuz hain darbe girişiminde Fethullahçı terör örgütü üyelerinin ilk vurduğu noktalardan biriydi. Aslında bu bile polis özel harekatın ne kadar önemli ve bir güç çarpanı devlet için olduğunu gösteriyor. Alan da burada. İsterseniz oraya doğru da bir yürüyelim mi müdürüm? Evet, şu anda özel harekat başkanlığında anıtın önündeyiz. 15 Temmuz gecesi işte tam da gördüğünüz bu noktaya Fethullahçı hainler tarafından saldırı düzenlendi. O sırada burada özel harekat polislerimiz, müdürlerimiz hazırlığını yapmış. Hain darbe girişimine tam müdahale etmek için buradan hareket edeceklerdi ki o hain saldırı gerçekleşti. Zaten o saldırı olmasaydı belki de çok farklı şeyler yaşanacaktı. Ne o olaylar o kadar uzun sürecekti diyebiliriz değil mi müdürüm? Evet, olaylar o kadar uzun sürmeyecekti. Artı burada kaybettiğimiz şehitlerimiz bizim için bir tarihti. Özel harekatın arşiviydi. Burada kaybettiğimiz değerli başkanlarımız, müdürlerimiz, meslektaşlarımız özel harekat için çok önemliydi. Özel harekat için çok büyük emekleri geçmiş personelimizdi. Bu bizim için çok büyük bir kayıp oldu. Hala onların eksikliklerini yaşıyoruz, hissediyoruz. Tabii özel harekat dediğimiz gibi gerçekten çok önemli bir kurum. Çok ciddi eğitimlerden geçiyorlar ve eğitimleri neredeyse emekli olana kadar hiç bitmiyor. Ve devlet adına da
çok ciddi bir Silahlı Kuvvet Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en önemli birimlerinden biri. İşte bu yüzden de o akşam bu nokta gördüğünüz gibi Fethullahçı teröristler tarafından saldırıya uğradı. Şehirlerimizi de bir kez daha buradan rahmetle anıyoruz ve buradan tekrar hem ailelerine hem de biz buradan sizlere sabırlar diliyoruz müdürüm. Çok sağ olun. Evet, savunma hattı ekibi olarak Özel Harekat Başkanlığı'ndaki haber takibimizi sürdürüyoruz. Kısaca sizlere Özel Harekat Başkanlığı'nı anlattık Cengiz müdürümüzle birlikte. Şimdi de bir polis özel harekat nasıl olunur en başından itibaren göstermeye çalışacağız. Cengiz müdürüm, şimdi geldi personel gönüllü. Size başvurdu, gerekli testleri, bedensel testleri geçti. Sonraki safha nasıl başlıyor, nasıl işliyor sistem? Bu bizim başvuru şartlarımız var. Bu şartları karşılayan personelimiz, özellikle gönüllülük esası olduğunu siz de vurguladınız. Bu personel gerekli şartları sağladıktan sonra, gerekli olurlar alındıktan sonra bizim Çankırı'da bulunan polis eğitim, polis özel harekat eğitim merkezimizde temel özel harekat kurslarına başlar. Ve 23 hafta boyunca temel özel harekat eğitimini burada devam eder. 23 haftanın sonunda da personelimizi mezun ederek taşra teşkilatımıza uğurlarız. O zaman biz çekimlere Çankırı'da devam edeceğiz. Evet, evet. Evet sevgili izleyiciler, savunma hattı ekibi olarak başından sonuna kadar bir polis özel harekat nasıl yetiştiriyor sizlere anlatmaya çalışacağız. Şu anda Gölbaşı'ndayız. Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesindeyiz. Buradan Çankırı'ya doğru yola çıkıyoruz. Orada da yine özel harekat temel kursu alan kursiyerleri, yani geleceğin polis özel harekat adaylarının eğitimlerini ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Evet, Çankırı'dayız. Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi özel harekat adayları için işte her şey aslında burada başlıyor. Bu eğitim merkezinde başlıyor. Temel özel harekat kursunu bu alanda, bu eğitim kampüsünde alıyorlar diyebiliriz. O yüzden Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın önemli noktalarından biri. Şimdi biz de savunma hattı ekibi olarak burada polis özel harekat adayları nasıl eğitiliyorlar, hangi eğitimlerden geçiyorlar, bunları detaylı bir şekilde ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Evet, mülakatları geçen, sınavı geçen polis özel harekat adaylarının hikayesinin başladığı yerdeyiz. Çankırı'dayız şu anda ve komiserimiz var. Hemen merkez hakkında, eğitim merkezi hakkında da genel bilgileri ondan alacağız. Öncelikle hoş geldiniz savunma hattı programımıza. Hoş bulduk. Şimdi eğitim merkezi polis özel harekat adaylarının artık sürecinin başladığı nokta, eğitimlerinin başladığı nokta, bir eğitim merkezimizle ilgili genel bilgileri alabilir miyiz? Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezimiz 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup
18 Mart 2019 tarihi itibariyle resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim merkezimiz 4 şube müdürlüğünden ve 33 büro amirliğinden oluşmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Hizmet Kadrosu'ndan gönüllülük esasına dayalı olarak başvuran personele burada en az 22 hafta olmak kaydıyla özel harekat eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda özel harekat personeli olan hali hazırdaki kursiyerlerimiz de var. Onlara da belli uzmanlık alanlarında eğitimler verilmektedir. Sadece polis özel harekat adayları değil, yabancı ülkelerden de bu merkeze birçok asker ve polis öğrenci geliyor. Onlar da burada eğitim alıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet, doğru. Ülkemizin anlaşmaları doğrultusunda hem burada hem de ülkelerin, talep eden ülkelerin yerinde eğitim vermek kaydıyla yabancı ülke emniyet güçlerine de istedikleri alanlar doğrultusunda, yani temel özel harekat olabilir, bina, arazi, kurslar olabilir, keskin nişancılık olabilir, farklı branş ve uzmanlık alanlarında eğitimler vermekteyiz. Komiser, chef d'équipe, informateur, porte de sûreté à la direction. Evet, programımızın bu bölümünde polis özel harekat personelinin eğitim faaliyetlerini görüntülemeye başlıyoruz. Şu anda da bir platformdayız. Buradan kuleden inme hareketi var. Şu anda da görüyorsunuz arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Burası önemli bir alan. Polis özel harekat eğitim merkezi Çankırı'da ve uzun bir dönem burada eğitim alacaklar. Peki hangi eğitimleri alıyorlar ve bu eğitimler özellikle ne katıyor personele? Mesela şu anda İsmet hocamız yanımızda. Evet hocam, şimdi kuleyi görüyoruz. Birçok farklı noktasından farklı kalınlıklardaki ipler var. Çalışıyor, eğitimler devam ediyor. Nedir bu eğitimler hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Bizim temel özel harekat kurslarımızda operasyonel dağcılık adı altında bir istasyonumuz var. Bu istasyonumuzda ip bağlama teknikleri, tahta perde inişi, helikopter inişi, kalın alt inişi ve kapı pencere ve balkon girişi adı altında istasyonlarımız var. Kursiyerlerimizi buradan sırasıyla çalıştırarak indiriyoruz. Önemli bu eğitimler. Tabii ki. Hangi yetenekleri kazandırıyor personele? Şimdi personelimiz araziye çıktığı zaman arazide dağcılık teknikleri kullanarak kanyon geçişleri, vadi geçişleri, su geçişleri yapabiliyor. Artı helikopterden iniş teknikleri adı altında dediğimiz gibi helikopter inişi ve helikopteri hızlı tahliye etme teknikleri altında iniş yapıyor. Bir de binalarda kapı, pencere ve balkon girişleri altında girişler yapabiliyor. Yani sahada karşılaşabileceği neredeyse hemen hemen evet, tüm alanlarda bir şekilde deneyim kazanmış evet, oluyor. Bu şekilde deneyim kazanıyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde bir başka eğitim istasyonundayız. Burası da Meskun Mahal ve Bina Operasyonu için eğitim alanı. Yine yanımızda hocamız var. Evet hocam, burada hangi eğitimler veriliyor personele? Burada kursiyerimize Meskun Mahal'den ve binadan gelebilecek olan her türlü tehlike ve tehdide karşı yapılması gereken harekat tarzının temelini burada veriyoruz. Buradaki eğitim hangi kabiliyetleri kazandırıyor personele? Buradaki eğitimde personelimiz işte binaya nasıl yaklaşması gerekir, binanın neresinde tutulması gerekir ve binaya ne şekilde girmesi gerekirse onu öğreniyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Şimdi burada eğitimler devam ediyor. Savunma Hattı programında bu eğitimleri de an ve an ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şu anda da Meskun Mahal ve Bina Operasyonu eğitimleri almaya devam ediyor özel harekat adayları. Polis özel harekat personelleri için silah artık onların vücudunun bir uzvu gibi çok iyi silah kullanıyorlar. Ve bu kabiliyeti kazanmak için gerçekten çok çalışıyorlar. Şu anda polis özel harekat eğitim merkezinde bu eğitimleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Burada da şu anda poligonda silah eğitimleri var. Yine hocamız var yanımızda. Bu eğitimleri konuşacağız. Evet hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu alanda birçok farklı silah eğitim veriliyor. Bu eğitimleri evet. Sizden öğrenebilir miyiz? Evet, bizim öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz ilk bize geldiklerinde spor testleri dahil seçmeleri yapıldıktan sonra, değerlendirmeler yapıldıktan sonra okulumuz bünyesine buraya eğitim alıyoruz. 6 aylık zorlu bir eğitim süreci geçtikten sonra başarılı olan öğrencilerimiz bizimle devam ediyor. Burada tabanca, ağır silahlar, diğer büyük silahlarımız, roket atarlarımız, elimizdeki bulunan mühimmatlarla öğrencileri, kursiyerlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Zorlu bir süreçte arazi operasyonlarımız, Meskun Mahal operasyonlarımız, birçok bu eğitim amaçlı yaptığımız eğitimlerimiz var burada. Dediğim gibi burada tabancayla başlıyoruz arkadaşlara. Sürekli işte kontrollü çiplerimiz, double'larımız, birçok atış tekniklerimiz var. Hepsini arkadaşlarımıza zamanla yavaş yavaş öğreterek en iyi şekilde, en iyi atıcılığa, seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra en iyi ahlaka, en iyi vatan millet sevgisiyle, duygusuyla öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Polis özel harekat için galiba silah kullanmak artık en önemli... Tabii bizim arkadaşlarımızı yetiştirirken, yani çünkü arazide, meskun mahallelerde görev yapacaklar. Bir kişinin yaptığı hata hepsinin hayatına mal olabilir, kendi hayatına mal olabilir. Bu nedenle arkadaşlarımızı en iyi şekilde yetiştirip, en iyi atıcı haline getirerek bünyemize kazandırmaya, emniyet teşkilatına kazandırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da bu konularda zaten duyarlılar. Hepsi gönüllü olarak buraya geliyorlar. Bunun neticesinde de kendilerinin çabalarıyla, diğer hoca arkadaşlarımızın çabalarıyla elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yetiştirmeye, özel harekat bünyesine katmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür ederim. Evet, şimdi yine burada kursiyerler
polis özel harekat adayları eğitime devam edecekler. Bu eğitimleri de şimdi sizler için görüntülemeye devam ediyoruz. Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde ciddi anlamda yoğun bir programa giriyor özel harekat adayları. Şu anda bir güçlendirme istasyonu. Bu da kişisel olarak sonuna kadar zorlanıyor personel adayları. Ve birçok farklı etapta olduğu bu güçlendirme istasyonunda da farklı ağırlıklarla, lastiklerle çalışmalar yapıyorlar. Tabii bu da onların fiziksel gelişiminde onlara büyük katkısı var. Zira görevleri icabı çok zor şartlarda, arazi şartlarında her türlü ortama dayanacak şekilde burada polis özel harekat temel eğitiminde bu fiziksel gereklilikler onlara kazandırılmaya çalışılıyor. Bakın burada da yine kütüklerle dayanıklılık arttırmaya çalışan adaylar var. Ve bu süreç boyunca sonuna kadar hem fiziksel hem de psikolojik olarak polis özel harekat adayları sonuna kadar zorlanıyorlar. Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde görüntülemeye devam ediyoruz eğitimleri. Gerçekten çok detaylı bir eğitim burada alıyorlar ki yaptıkları görev nedeniyle cidden çok önemli bir görev ifade ediyorlar. Bu nedenle de bugüne kadar yaşanmış birçok tecrübe burada eğitim olarak polis özel harekat adaylarına gösteriliyor, öğretiliyor ki bu eğitimler dediğimiz gibi aslında yaşanmış tecrübelerin onlara aktarımı. Neredeyse tüm haberlerde görüyorsunuz en çok da görevlerinde zırhlı araçları kullanılıyorlar. Onlar da işte bu noktada temel özel harekat eğitim kursunda da zırhlı araçlarda onlara öğretiliyor. Tüm detaylarıyla birlikte yine yanımızda hocamız var. Hemen bunun bilgisini de sizden rica edelim. Şu anda Türkiye'de görevdeki bütün özel harekatlarda bu zırhlı araçlar kullanılıyor. Ve burada siz de temel özel harekat eğitimde de kursiyerlere, özel harekat adaylarına bunları veriyorsunuz bilgi olarak. Evet, doğrudur. Şu anda envanterimizde birçok zırhlı aracımız vardır. Şu anda da Ejder Yarçın aracımızı arkadaşlarımıza tanıttık. Bizim amacımız buradan arkadaşlarımız gittiğinde her konuda donanımlı olmalarıdır. Normalde uzmanlık isteyen bir branş olduğundan dolayı zırhlı araç. Biz bunun öncesinde kursiyer arkadaşlarımıza gittikleri zaman ani bir olay yaşamaları doğrultusunda nasıl kullanmaları gerektiğini, nasıl sürüşünü, atış nasıl yapıldığını burada en başından temelden vermeye başlıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlarımız işlerinden gönüllü olanlar özellikle tekrardan gelerek branşlaşarak araç konusunda daha da uzmanlaşabiliyorlar. Arkadaşlar bugün Ejder Yalçın aracımızda uzaktan görüntüleme sistemini öğreneceğiz. Üstümüzdeki düğmelerden sistem gücünü açtıktan sonra sağa sola hareket ettirmek için hareket tuşunu açıyoruz. Daha sonrasında göstergeler gelene kadar bekleyeceğiz burada. Göstergeler geldikten sonra sağ joystick'imizle bu kuleyi 360 derece döndürebiliyoruz. Arkadaşım buradan alttaki tetiği boşa çıkartaraktan, kulenin kilitlerini boşa çıkartaraktan sağa ve sola dönüşleri sağlayabiliyoruz. Tam tur döndürebiliriz komando.
bu şekilde 360 derece döndürebiliyoruz. Bekle. Sol joystick'imizin üzerinde de yakınlaştırma ve uzaklaştırma butonumuz vardır. Hemen ortadaki butonu basaraktan komando yakınlaştıralım. Tamamdır. Uzaktaki hedefleri bu şekilde daha net görebiliyoruz. Evet, iki gündür Çankırı'da Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde polis özel harekat adaylarının aldığı eğitimleri görüntülemeye çalıştık. Gerçekten oldukça zor bir süreçten geçiyorlar. Çok ağır fiziksel ve psikolojik eğitimlerden geçiyorlar. Tabii bununla da bitmiyor. Bir kursiyer buradan mezun olduktan sonra da görev yerinde yine iş hizmeti eğitimleri devam ediyor. Şimdi buradan Gölbaşı'na geçeceğiz, tekrar Özel Harekat Başkanlığı'na gideceğiz. Orada da devam eden eğitim süreçlerini yine sizler için takip etmeye çalışacağız. Çankırı'nın ardından tekrar Polis Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesindeyiz. Tabii kursu bitiren personelin eğitimleri bitmiyor. Burada da devam ediyor. Burada da keskin nişancılık ve arazi eğitimlerine katılacağız. Savunma hattı programı olarak isterseniz gelin öncelikle keskin nişancı eğitimiyle çekimlerimize devam edelim. Harekat personeli olduktan sonra da eğitimler kesintisiz devam ediyor. İhtisaslaşmaya başlıyor bu sefer personel ve farklı alanda ihtisas konularında tekrar uzman eğitimi almaya başlıyorlar ki bunlardan en önemlilerinden biri de keskin nişancılık. Keskin nişancılık eğitimi de yine Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda bu alanda uzmanlaşmak için isteyen personele veriliyor. Bakın biz de şu anda o eğitimlerden birindeyiz ve burada farklı çarp ve markalarda silahlarla özel harekat personeli keskin nişancılık eğitiminde. Biz de savunma hattı ekibi olarak o anları şimdi sizlere aktarmaya çalışacağız. Biz Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde keskin nişancı olarak yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarda aktif görev almaktayız. Keskin nişancı öncelikle nedir? Ondan bahsedelim. Keskin nişancı yüksek örtünme ve gizlenme yeteneğiyle bulunduğu ortama uyum sağlayarak uzun mesafe, meskun mahal ve rehineli operasyon atışlarını gerçekleştirir ve bu atışlarda hedefi tek şekilde, yani tek atışta etkisiz hale getirme amacındadır. Çoğu zaman da bizim eğitimimizden sonra arkadaşlarımız tek fişekte artık hedefe girebilecek şekilde yetiştirilir. Şimdi keskin nişancıda bulunması gereken özellikler öncelikle şunlar: sabırlı, kararlı, verdikleri kararların arkasında durabilen ve gerektiğinde inisiyatif alabilen özel yetiştirilmiş bir personeldir zaten keskin nişancı. Biz de bu aktif operasyonlar haricinde kendi Özel Harekat Başkanlığımız bünyesinde eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu arkadaşlara verdiğimiz eğitimler özel görev atıcılığı adı altında uzun mesafe, rehineli ve meskun mahal atışları olarak
devam ediyor. Bu atışlardan, bu eğitimlerin öncelikle zaten biz dershane ortamında teorik eğitimlerini veriyoruz. Teorik eğitimlerden sonra da burası gibi saha koşullarına en uygun yerlerde uygulamalı atış faaliyetlerini yürütüyoruz. Peki buradaki bu eğitimler hangi kabiliyetleri kazandırıyor personele? Öncelikle zaten biz özel harekatçı olan arkadaşlardan şunu bekliyoruz. Zaten biz özel harekatçı olarak tetik hatası yapmamamız gerekiyor. Yani silaha, kullandığımız silaha yüksek ölçüde hakim olmalıyız. Hakim olduktan sonra zaten üzerinde kullandığımız nişangahların sistemine hakim olmamız gerekiyor. Bunlara hakim olduktan sonra devreye balistik programlarımız giriyor. Balistik programların kullanımı veya işte öncelikle bizim atışlarımızda en çok hataya sebep olan, yani daha doğrusu çekirdeğimizin havada ilerleyişini en çok etkileyen şey rüzgar. Rüzgar olduğu için biz öncelikle arkadaşlara rüzgara hakim olmayı burada öğretiyoruz. Atış alanındaki gerekli yerleştirdiğimiz rüzgar çorapları vesaire, onları okuyarak bölgedeki rüzgarın ne yönden estiği, hangi şiddette estiğini tespit ederek, yüksek doğrulukta tespit ederek, onu gerekli kullandığı balistik programlara girerek, onun bize verdiği klik dediğimiz, yani dürbüne girilmesi gereken değerleri oradan alıp nişangahımıza girdikten sonra hedefimizde zaten yüksek doğrulukla giriş yapıyoruz. Peki eğitim süresi ne kadar? Örneğin temel keskin nişancı eğitim ne kadar sürüyor? Temel keskin nişancı eğitimi şu an için 2 hafta, ancak sonrasında keskin nişancı eğitimleri sürekli devam ediyor. Bunların birinci seviye, zaten temel keskin nişancı kursunu alan arkadaşlar ileride artık bunun daha üst seviyeleri şu an mevcut. Üst seviyelerde ilerlemek istedikleri zaman kendilerine daha fazla şeyler katmak durumunda. Ve çeşitli seviyeleri tamamladıktan sonra da artık arkadaşlarımız özel görev atıcısı olarak görev yapmaya başlıyorlar ve artık bütün her şeye hakim olup işte rüzgar, atış yapacağı mesafe vesaire, eğim, bunların hepsine hakim olarak, bir de zaten atıcılığı da üst düzeyde olduğu için gerekli hedeflere, gerekli isabeti sağlıyorlar. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bakın şu anda burada bir eğitim var. Yani normal gözle bile görmek gerçekten çok zor. 500 metre var, 800 metre var, 1100 metre var, 1800 metreye kadar hedefler var ve bu atışlar burada eğitim amacıyla sürekli tekrarlanıyor, sürekli yapılıyor ve cidden Harun biraz şu sol tarafa, karşı tepelere dönerse bakın çıplak gözle bile görmek gerçekten çok zor o hedefleri. Yani 1800 metre çok uzak bir mesafe şu anda ve buralara net bir şekilde atış yapabiliyor arkadaşlar. Bu hedefleri vurabiliyorlar. Tabii bu kullandıkları silahla da alakalı ve şu anda hocamızdan da bu noktada bu parkurla ilgili bir bilgiyi alalım ve burada şu andaki eğitimle alakalı genel bir bilgilendirme de alabiliriz. Şu an buradaki faaliyetimiz çeşitli mesafelerdeki hedeflere, değişen rüzgar şiddeti ve yönlerinde atıcılarımıza bu değişen ortam koşullarına göre tutarlı atış yapabilmeleri için çalışma yaptırıyoruz. Kısa mesafeden başlayıp kısa mesafe dediğimiz 500 metre. Kısa mesafe dediğimiz zaten biz özel görev atıcısı eğitimlerinde. Artık 500 metre bizim için çok, yani çok basit bir mesafe olduğu için biz daha çok zaten görevlerimizde çok daha uzun mesafelere atışlar yapıyoruz. Kısa mesafeler, çok daha uzun mesafelere kendimizi artık entegre edebiliyoruz. Buradaki eğitimimizde arkadaşlarımız çeşitli kalibrelerde, ki bu kalibrelerin havaya nüfuz etme yeteneği birbirinden farklı, biliyorsunuz. Çekirdek boyutları birbirinden farklı, ağırlıkları vesaire. Galiba mermileri de özel değil mi bu silahların? Evet. Yani normal bir mermi atmıyorlar. Özellikle yüksek kalibre silahlarımız zaten antimateryal zırh delici mühimmatlar. Diğer silahlarımızda zaten tasarımı, yani çekirdeğin tasarımı daha özel, havaya daha fazla, daha iyi şekilde nüfuz edebilmesi için özel tasarlanmış çekirdekler, fişekler kullanıyoruz. Peki şu an burada hangi mesafeler var tam tamına? Şu an burada
500 metreden başlıyor, 1800 metreye kadar hedeflerimiz mevcut. Biz hani sabit bir algı oluşmasın diye gerektiği zaman kursiyerlerimizden habersiz hedef mesafelerini de değiştiriyoruz. Farklı eğimlerde, farklı mesafelerde atışlar yapmaları kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri için böyle bir çalışmamız da var. Yani şu an 1800 metrenin hedefini görmeye çalışıyorum ama gerçekten çok zor. Yani çok ciddi bir mesafe. Buraları vurabilmek de ne bileyim hani biraz böyle dışarıdan baktığınızda çok böyle şey geliyor bize. Yani gerçekten gurur verici bir şey. Şu anda orayı vurabilmek bence çok acayip bir şey. Atıcılarımız zaten zamanla bu yeteneği kazanıyor. Öyle bir anda olan bir şey değil. Bu yetenek atış yaptıkça, rüzgar okudukça, gerekli mesafelerin ne şekilde atış yapmamız gerektiğini gördükçe bu yeteneği kazanıyorlar. Artık bir yerden sonra artık çevredeki sallanan bayrak vesaire, ağaç dalları, bunlardan artık rüzgar okumaya başlayarak hedefe girmeye başlıyoruz. Tabii bunların hepsi çalışmayla, işin üzerine gitmeyle ve istekle olan şeyler, siz de biliyorsunuz. Eğitimin de burada ayrı bir önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi eğitim devam ediyor. Biz de savunma hattı ekibi olarak bu eğitimi sizlere an ve an aktarmaya çalışacağız. Şu anda karşıdaki hedef yaklaşık 500 metrelik bir hedef ve mesafeyi kameraman arkadaşlarım şu an size gösteriyorlar. Hani 500 metre de ciddi anlamda uzak bir mesafe ve o hedefe önce atış yapılacak, sonrasında da dediğimiz gibi hocamızın da söylediği gibi 1800 metreye kadar hedefler var. İşte arkadaşlar da bu hedefleri vurmaya çalışacaklar. Rüzgar atış için uygun. Koş. Evet, keskin nişancıların hem silahları hem de mühimmatları gerçekten özel. Bakın şu anda 50 kalibre bir mermi var ve bu mermi tabii normal bir uçak savar mermisi değil. Bu tamamen bu atışlar için özel yapım üretilmiş bir mermi ve bununla 2000 metrelere kadar, 2000 metrenin üstünde rahatlıkla atış yapabiliyor polis, özel harekat, keskin nişancıları diyebiliriz. Ciddi anlamda bu mesafelerde atış yapabilmek cidden büyük bir kabiliyet gerektiriyor. İşte bu kabiliyeti kazandırmak için de özel harekat personeline sürekli bu eğitimler seviye seviye veriliyor. 500 metreye atış yapmıştık az önce. Şimdi de 1100 metreye bir atış yapılacak. İşte bu atışlarda bu özel silahlar ve bu özel mermilerle yapılıyor. Koyalım. Evet, bir özel harekat personeli nasıl yetiştirilir süreci aktarmaya devam ediyoruz. Bugün de ayrı bir eğitim noktasındayız. Bu kez de araziye çıkacağız. Tabii özel harekatta eğitimler hiç bitmiyor galiba komiserim. Doğrudur efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Polis Özel Harekat Başkanlığı 1 Operasyon Şube Müdürlüğü olarak şu an yurt içinde ve yurt dışında devam etmekte olan operasyonlarda aktif olarak görev almaktayız. Bu operasyonlarda karşılaşan durumlara karşı hem personelimizin kazanımlarının devamlılığı hem de yeni olası karşılaşabilecek durumlara karşı eğitimlerimiz devam etmektedir. Peki bugün hangi eğitimlere tanıklık edeceğiz? Evet, bugün de karşılaşılan veya devam etmekte olan operasyonlarda karşılaşabileceğimiz farklı arazi yapısı ve operasyon türlerinden eğitim faaliyeti gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi araziye çıkacağız. Arazide personelinize eğitim vereceksiniz. Evet. Hangi eğitimleri göreceğiz arazide? Bugün 3 farklı operasyon çeşidi ve senaryosu gerçekleştireceğiz. Bugün birinci senaryomuz sıklıkla karşılaştığımız kırsal alan meskul mahal operasyonu olarak tabir ettiğimiz ağlı operasyonu gerçekleştireceğiz. İkinci olarak da sık ağaçlık ve sarp arazi koşullarında arazi arama tarama, sığınak tespit ve imha çalışması olacak. Üçüncü olarak
Şu an yurt dışı operasyonlarında sıklıkla karşılaşılan mağara operasyonu eğitim faaliyeti gerçekleştireceğiz. Peki bu verdiğiniz eğitimler personele neler katıyor? Tabii öncelikle personele verdiğimiz eğitimler, vermiş olduğumuz eğitimlerin o kazanımların devamlılığını sağlıyor. Ve şu an devam etmekte olan operasyonlara aktif katıldığımız için de orada karşılaştığımız durumları burada icra etmiş oluyoruz. Aslında reel, gerçek yaşanmış her şey burada personele eğitim olarak geri dönüyor diyebilir miyiz? Tabii o şekilde. Bugün de gerçekleştireceğimiz operasyonlarda hem zırhlı araçlarımızda hem personelimizin taşıdığı silahların, ağır silahların mühimmatları gerçek mühimmatlarla kullanarak bu faaliyeti gerçekleştireceğiz. Tamamen gerçekliğe yönelik mühimmatlarla. Evet. Evet, sevgili izleyiciler, gerçekten bir özel harekat personeli çok zor yetişiyor. Üstünde çok büyük emekler var. Öncelikle onun kendi azmi, kendi kararlılığı var. Sonrasında da burada aldıkları eğitimlerle görevlerini en iyi şekilde yapmak üzere yetiştiriliyor. İşte şimdi biz de buradan hareket edeceğiz. Bu bahsettiğimiz arazideki hem mağara hem sığınak hem de meskun mahal araması, arama taramada ağıl operasyonuna biz de an ve an tanıklık edip sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün de arazi eğitimleri var, sığınak ve mağara eğitimleri var. Şu anda timler hazırlanmış durumda. Biz de savunma hattı ekibi olarak onlarla birlikte bu eğitimleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Özel harekat eğitimlerinde farklı farklı senaryolar uygulanıyor. Şu anda da o senaryoların içindeyiz biz de savunma hattı ekibi olarak. Bakın hemen karşıda bir ağıl var. İşte o noktada şu anda sözde teröristler var. Hemen arkasındaki tepelere şu anda tim unsurları yerleştirilmiş durumda. Zırhlı araçlarla buraya az sonra bir operasyon düzenlenecek ama dediğimiz gibi birebir reel gerçeklik burada uygulanmaya çalışıyor. Araziyi görüyorsunuz, yüksek tepeler, yükseltiler var. İşte o yükseltilerden timler aşağıya yürümeye başlayacaklar. Şöyle sağ tarafa da dönersek işte bu noktada da yine orada tim unsurlarını görüyorsunuz. Şu anda bu binanın tamamen etrafı kuşatılmış durumda ve senaryo gereği de birazdan buraya bir operasyon yapılacak. Biz de savunma hattı ekibi olarak bu operasyonu an ve an sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, şu anda da farklı bir eğitim sahasındayız. Bu alanda da hemen arkamızda gördüğünüz noktaya bir sığınak oluşturuldu senaryo gereği ve timlere bu sahanın koordinatı verildi ve şu anda da timler arazinin farklı alanlarından buraya geliyorlar ve bu sığınağa şu anda bir operasyon düzenlenecek. Bu sığınak tamamen etkisiz hale getirilecek, tahrip edilecek. Biz de bu anları sizlere aktarmaya çalışacağız.
Evet, polis özel harekat personelinin eğitimleri devam ediyor. Şu anda da gördüğünüz gibi farklı bir alandayız. Burada da mağara operasyonu yapılacak. Timler hemen şu yukarıda gördüğünüz mağaralara hem yukarıdan inecekler hem de silah atışları olacak, roket atışları olacak ve mağaradaki senaryo gereği mağarada olan teröristler etkisiz hale getirilmiş olacaklar. Biz de savunma hattı ekibi olarak bu anları sizlere aktarmaya çalışacağız. Savunma hattının bu bölümünde polis özel harekat personellerinin en başından en sonuna kadar nasıl yetiştirildiklerini, nasıl eğitim aldıklarını, hangi eğitimlerden geçtiklerini sizlere aktarmaya çalıştık. Ben İsmail Umut Arabacı, bir başka savunma hattı programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.